Akbelen'de bir katliam var ya. Gerçekten var. İklim krizi, su ihtiyatlarının tükenmeyi, meşe yangınları, indi isə ağacların kesilmeyi. Akbelen'də baş veren meşe kesilmeyi hadisesi ilə əlaqədar olarak Zəfər Partiyası öz etirazlarını bildirmek için bugün açıklama etdi. Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin üretime devam etmesi için 2014'ten bugüne kadar Akbelen bölgesinde yüzlerce hektar ağaç kesilmiş, ormanlar katledilmiştir. Bu vicdansız çevre katliamının temel sorumlusu yanlış özelleştirme ile kendini bu duruma mahkum eden AKP hükümetleri ve Akbelen'de yaşanan bu çevre katliamı karşısında tek kelime etmeyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tahrip ettikleri hem de küresel ısınmayla tahribatın arttığı bir dönemde Türkiye'de yaşamak zorunda kalacağız. Çocuklarımız ve torunlarımız da yaşamak zorunda kalacak. Limak ve İçtaş'ın sahipleri, bu ülkenin yurttaşları ve bu ülkenin tertemiz kalmasından sorumlu vatandaşlar değil mi? Yarın bu ülkede yaşamayacak mısınız siz? Çocuklarınızın ve torunlarınızın bu ülkede yaşamaya niyeti yok mu? Zəfər Partiyasının sədri Ümid Özdağ'ın açıqlamalarına istinadən qarşı fikir olarak heç bir partiyadan açıqlama edilməyib. Küresel ısınma öyle hızlı geliyor ki bugün tatile gitmiş olduğunuz Akdeniz, Ege kuşağı, Kahire iklim kuşağıyla ortalama 27 derecedir Kahire iklim kuşağında hava sıcaklığını yakaladığı zaman göreceksiniz, hepimiz için hayat çok daha zor hale gelecek. Ümid Özdağ öz etirazını bildirmek için hem Akbelen'də iştirak ettiğine hem de bugün burada şirketin karşısında bu layihaya olan etirazlarını bildirmek için medya açıklaması verdi. Ankara'dan Lale Qurbanova, Amerikanın Sesi için.